Herkese selamlar. Bugün yeni bir ev videosuyla beraberiz. Malum balık yok, çok fazla yok. Bu arayı da sizlere daha güzel bilgiler vererek geçirmek istedim. Elimden geldiği kadarıyla sizlere bilgiler vereceğim. Bugün sörfü bir kenara bırakıp spin avcılığından bahsedeceğiz birazcık daha. Spin, LRF, hangi malzemeler kullanmalıyız? Bunu iki video halinde yapacağım. İlk video kullanacağımız sahteler, jigler, onlardan bahsedeceğim. İkinci videomuzda benim kendi kullandığım kamış ve makinalarımdan bahsedeceğim. Neler kullanıyorum LRF'de ve spin'de. Onlardan başlayacağız. Öncelikle kanalımız her geçen gün büyüyor. Sizlere de çok teşekkür ederim. Umarım daha da güzel videolar çekeriz. İstediğiniz videosunun çekilmesini istediğiniz konular falan varsa yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım zaten. Onun dışında bugün spin'den bahsedeceğiz. Abone de olursanız sevinirim kanalıma. Şimdi şöyle ufaktan başlayalım. Neler kullanırız, neler yaparız. Nerelerde İstanbul için, Karadeniz için, Çanakkale için kullanabileceğimiz. Şöyle bir şeyle başlayalım. Bunu bir kere kullandım. Şöyle şuradan da çıkarayım, iğnelerini de göstereyim. Bu popper. Bu suda köpürmesini, levreğin çok sevdiği bir rapalıdır bu. Şöyle umarım netler. Şöyle gösterelim. Popper modeli 3 iğneli. Levrek buna bayılır. Suda su üstünde böyle köpürterek gelir suyu. O yönden de levrek buna bayılır. Bunun bir tane daha vardı. Onu kopardım. Sultanköy'de kısmet değilmiş onu buraya göstermesi. Şöyle gösterelim. Koyalım bir kenara. Çok güzel bir rapalıdır. Çok da güzel balık alır. O yönden istiyorsanız alıp kullanabilirsiniz. Daha ucuz bir şey ararsanız bunu Decathlon'dan almıştım. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu ışığı yedikçe mor kısımları hareket ediyor. Beyaz bir rapala ama. Ve yedikçe 12 gramda bir ağırlığı var. Çok ideal bir rapala. Şöyle göstereyim. Çok da güzel dalıyor. Daları da düzgün. Gagası da bayağı açık yani. O yönden bunu kullanabilirsiniz. Decathlon'dan almıştım bunu. Fiyatlarını tam hatırlamıyorum ama güzel rapala. Şimdi bir de jig gösterelim. Bu Savage Gear'ın 40 gramlık bir jigi. Şöyle asisti de var önünde. Şöyle slim binolardan. Şöyle göstereyim. Güzel bir jig. Bunu Çanakkale'de, Gelibolu'da güzel balık alıyor bu. O yönden güzel bir rapala. Rapala diyorum. Jig. Bu Çanakkale bölgesi için kullandığımız bir bölge. Bu cam rapala olarak geçiyor. Böyle saydamlığı var. Etrafında sarılı. Su üstünden levrek için ideal. Çok düzgün bir rapaladır. Efsaneyi en son göstereyim. Hadi o efsane bir rapala. Şöyle morlu, şey morlu diyorum, pembeli beyazlı böyle şeffaf fil dişi renginde bir pembe bir rapala var. Bunu da İstanbul bölgesinde kullanıyorum. Burada çok güzel Çinekop sarıkanat lüfer çekmişliğim var bundan. İstanbul bölgesi için. Güzel bir rapaladır. Onun dışında daha küçük jiglerim var. Bunu Kaperlan'dan almışım. Decathlon'un malı bu. Şöyle Çinekop için şöyle güzel bir jig şöyle gösterelim. Kullanabilirsiniz istiyorsanız. Yani benim kullandıklarım açısından şöyle ufak Kendo'nun LRF'de kullandığım bildiğimiz klasik limon. Bu da çok güzel. İstavrit olsun, Çinekop olsun çok güzel oluyor bu da. LRF'de kullanabiliriz. Şimdi Daiwa'yı göstermezsem olmaz. Şunu göstereyim. Daiwa'nın Saltiga rapalası katili bu. Bununla alamayacağınız balık yok. Levrek olsun, çinekop olsun. Her şeyi alırsınız bunlar. Yeter ki balık olsun. Bu da birazcık da tuzlu yani. Bunun fiyatı da birazcık yüksek bir rapala. Almak isterseniz de bulursanız bence kaçırmayın. Fiyatı biraz yüksek değil mi? Bu neymiş? Kaperlan'dan almışım bunu da. Bu da Decathlon'un malı. Şöyle bir jig. Bu da çok güzel bir jig. Bunda da çok güzel balıklar alınıyor. Şöyle rengini göstereyim. Beğenirsiniz umarım. Bu tarafı bitirdik. Şunları şöyle bir koyalım kutumuza. Bende iki tane var bunlardan. Daha ufak olanla başladık. Şimdi büyüğünü de göstereyim size. Şöyle koyalım, kapatalım. Burası tamam. Bir de bunun arkası var. Burada genellikle LRF için küçük rapalalar var. Bunu daha önce hiç kullanmadım ama elbette kullanırım. Bu da çok güzel renkleri. Levrek için olduğunu düşünüyorum. Levrek için çok güzel, ideal olacaktır. Cam rapalanın biraz daha şeffaf olanı var. Bu da Çanakkale bölgesi için kullanıyoruz bundan. Şöyle göstereyim. Umarım netliyordur telefon. Bu da güzel bir rapala. Kullanabilirsiniz. LRF için
kullandıklarım var. Bildiğimiz mor kafa. Limon 7 santim. Ondan sonra altı beyazlı kendi, bu da yine. Bunu da LRF'de kullanıyorum. Yine limon. Bir cam rapalam daha var. Bu da beyaz desenli. Limondu. Kırçılıydı. Bu da beyaz olanı. Bu da güzel bir cam rapalı. Bu da Çanakkale bölgesi için ideal. Sonra limon. Ziplonum bunlar zaten. Bunları da Ahmet Yıldız Balıkçılık'tan almıştım. Şöyle. Şunları da şöyle. Ayıralım. Böyle kalsın şöyle. Kaşığım var. Kaşığa gerek yok. Başka bir cam rapalam. Bu da turunculumsu böyle. Bu da yılların cam rapalasıdır yani. Şöyle göstereyim. Bunlar Çanakkale bölgesinde su üstünde çok güzel balık alıyor. O bölgede çok aktif bir şekilde kullanıyorlar bunları. Burada ne varmış? Bir kısa bir cam rapalam var. Bunlar zaten yine LRF için limonlar. Zippo'nun. Bu da şöyle bir cam rapalam. Bu da çok güzel balık alıyor. Su üstünde falan inanılmaz balıklar alıyor bunlar. Bunlar daha çok ucuz yollu çantada duranlar. Herkesin vardır elbet böyle rapalıları. Şöyle gösterelim. Bunlar daha çok böyle kısa rapalalar. O ideal arada rapalalar. Asıl şimdi efsanelerin olduğu kutuya geçiyoruz. Şöyle bir kapatalım. Şunu bir kenara ayıralım. Asıl rapalalar, sahtelerimiz burada. İstanbul'da kullanabileceklerimiz en idealleri burada. Şöyle üzerlerindeki diş izlerinden. Neymiş bu? Seabas'ın palyaçosu. Diş izi gözüküyordur umarım şurada. Bununla çok güzel balıklar çekmiştim. Şöyle bir rapala. İğneleri falan. İğneleri ufak bir şey olmuş ama. Şöyle rapala. Çok güzel rapala. Çok güzel balık alıyor. Bulursanız kaçırmayın. Palyaço zaten başka bir palyaço. Bu da Seabas'ın. Şöyle göstereyim. Uzun. Uzun rapalarımız 3 iğneli. Şöyle göstereyim. Bunlar çok güzel balıklar alıyor. Bence kullanın. Spine yeni başlıyorsanız kendinize bir tane palyaço rapalı kesinlikle alın. Bunu Decathlon'dan almıştım. Biraz daha kısası. Ama çok güzel rapalıdır. Böyle kırmızı kafa detaylarından dolayı balıklar bayılıyor bunlara. Kullanabilirsiniz. En ideal. Bunu teknenin arkasından çıkarmıştım. Çantada duruyor. Çok bir kullanmakta nasip olmadı. Markası falan bilmiyorum yani. Şeyden çıkarmıştım. Oltaya attım. Teknenin arkasından takımlarını almıştım. O arada çıktı yani ondan. Onun dışında morlu beyazlı. Çok güzel rapala. Hafif böyle hafiften de şeyse böyle hava kapanıyorken böyle ya da açıyorken hafif böyle şafak sökerken orada kullanabileceğiniz çok ideal bir rapala. Güzel rapala, ben seviyorum bunu. Burada bir jig var. Sevicgil'in 40 gramlık bir jigi pembe. Şöyle göstereyim, asistleri de burada. 40 gramlık bir jig. Bu da Çanakkale olsun, Karadeniz olsun, o bölgelerde jig avlarında ideal Sevicgil'in. Sevicgil zaten bu jig konusunda bayağı iyiler. Kendilerini bayağı geliştirdiler. Hatta ilk çıkaranlardan da biri olabilirler. Seabas'ın limonu. Yani her spincinin çantasında olmazsa olmaz gerekenlerden bir limon olmalıdır bence. Onu da şöyle göstereyim. 3 iğneli yine uzun rapalalardan. Ağır spin için bunlar. LRF'de kullanamazsınız bunları. Şöyle gösterelim. Bu da çok ideal ve düzgün bir rapaladır. Severim. Bayılırım. İşte levrek katillerinden birisi. Çok güzel bir levrek avcısıdır bu. Güzel dalar. Levrek buna bayılır. Çok da güzel balık alır. Şöyle göstereyim, mavili, siyahlı. Şu noktaları falan balığı cezbediyor yani. Sonra bu Remixon'un Fortuna'sı. Bundan iki tane var hatta. Çok güzel balık aldığı için bunları da ikilemiştim. Bir bana bir de babam için. Bir dakika, şunu şuradan çıkaralım. Bakın mesela o şeyde az önceki levrek katilinden de iki tane var bizde. Şöyle göstereyim. İki adet. Birinin altı saydam, birinin turuncu, birinin üstü turuncu, üstü saydam daha şeyle. Fortunalar. Güzel rapalılardır. Güzel iş yapar bunlar da. Valla kullanırsanız güzel balıklar da alırsınız bunlarla. Söyleyeyim. Hadiş'te falan çok güzel balıklar almışlığımız var bununla.
geçelim ve diğer yüze geçelim. Diğer canavar kısımlara. Burada nelerimiz varmış? Şu rapaların ağzı olsa da konuşsa. Mor kafa. Yani bunu kaç tane iğnelerini değiştirdim. Üzerine kendi iğnelerini falan taktım. En ideal rapalalardan birisi. Yani rapala demeyeyim de yani sahtelerden birisi. Beyaz çok ideal bir rapaladır. Yani bunlarla kesinlikle herkesin çantasında olması gerek bence. Burada ne varmış? Savage Gear'ın Jiki. Böyle göstereyim, biraz daha tombul bir Jiki. Bu da Çanakkale bölgesinde falan lüferlerde kullanabileceğiniz çok ideal bir jiktir, kurşunlu. Bu da güzel. İşinizi fazlasıyla görüyor bunlar. Evet, şurada yine bir kaperlanı gösterdik. Şöyle başka bir limon. Seabass'ın biraz daha kısa bir limonu. Tombul. Suda çok güzel aksiyon alıyor. Gagası biraz daha derin. Daha derin dalarlı bir rapala. Önden güzel bir rapala işinizi görür. Fortunalardan bir tane daha. Onu göstermiştim zaten. Bir daha göstereyim. Güzel bir rapaladır. Şurada bir jig var. Bu da Capernaum'un Savage Gear'a benzetmeye çalıştığı jiglerden. 40 gramlık bir jig. Bu da gerçekten güzel ve ideal bir jigtir. İş yapar yani. En az Savage Gear kadar iş yapar. Bu da kısa küçük jiglerden. 20 gramlık bir jig. Bu da kimin? Bu da Capernaum'un. Capernaum üretti bunu da. Bundan almıştım. Capernaum bakmayın. Jigleri falan iş yapıyor. Güzel. Onun dışında bir mat sarım var. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten ideal bir rapalıdır. Rapalı yani. Kurşun arkası sahtelerden. Bu neymiş? Bu da Savage Gear'ın 35 gramlık bir jiki. Şöyle göstereyim. Bu da iş yapanlardan güzel. Çanakkale bölgesinde Gelibolu'da kullandıklarımızdandır. Capernaum'un var. Kırmızı kafalı. Bunu hiç kullanmamışım. Nasip olmamış yani. Şöyle göstereyim. Bu da şey, o şeffaf dönenlerin benzeri, güzel bir kurşun arkası. Kurşun arkası diyorum ya. Sahtelerindendir. Şöyle gösterelim. Bu da yani her kutuda bir tane şeylerden çok da olan bir izin. Canavar ya, canavar. Şu palamut falan neler aldı bu. Şöyle gösterelim. Elime gitti. Her neyse. Seabass'ın bu. Bu da altı pembeli. Palamut için idealdir bu ya. Efsanelerdendir. Kullanırsanız güzel balık alırsınız bununla. Son olarak da yine Savage Gear'ın 40 gramlık bir jiki var çantamda. Şöyle gösterelim. Umarım bunlardan alırsanız işinizi fazlasıyla görür. Kutuda bendeki malzeme bu kadar. Bunun ikinci videosunda da şeyi gösteririz. Kendi kullandığım kamış ve makinalardan at çek için. Onları göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. En güzel balıkları umarım siz tutarsınız. Herkese rastgele diyorum. 1000 aboneye geçtik. Umarım nice 10.000 aboneler oluruz. Herkese rast gelsin diyorum. Umarım en güzel balıkları siz tutarsınız.